Afiyet olsun gençler. Eyvallah. Siz iş arıyorsunuz galiba. Bana da güvenilir eleman lazım. Yemin et, bak Allah gönderdi ya. Ne karşılığınız olur, ne emir vereniniz olur. Kendi zamanınızı kendiniz ayaracaksınız. İyi diyorsun güzel abim, hoş diyorsun da nasıl bir iş yani bu? Bir ararsınız niyetlenirseniz. İş mi çocuklar? İlan işi. Bir eğitim sektörü, diğeri sağlık. Eğitim sektöründe günlük kazancınız ne yaparsanız yapın 50-75 arası değişir. Sağlık sektöründe ise günlük en az 150. 100 mü 50? Aynen. Kişi başı. Ne diyorsun ya? Ne güzel paraymış ya. Yani abim bak bu çok güzel bir para. Biz ne yapacağız? Ameliyata mı gireceğiz ya? Bunları dağıtacaksınız. Müşteriler bununla masaj salonuna giderse ekstra prim alacaksınız. Ha bir de prim alacağız. Aynen. Ayhan Bey şu masaj işi bak sıkıntı olmasın biraz. Aa duymamış olayım. Bizde öyle şey olmaz. Bu kesinlikle sağlıkla ilgilidir. Ve masaj bu çağın insanının en önemli ihtiyacıdır. 150 diyor. Aynen. Prim diyor. Aynen. E tamam o zaman hadi biz kabul edelim bu işi ya. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Var masaj var, masaj var. Masaj var, sauna var. Dayıcığım masaj ister misin? Masaj var, sauna var. Aile indirimimiz var, grup indirimimiz var. Lüks değil ihtiyaç. Bak amcam. Seni baştan yenileyecek. Dayı masajını denemek ister misin? Bütün kemiklerin iyi gelecek. Görüşmek üzere. Alır mısınız? Sen alır mısın? Teşekkürler. Masaj ister misiniz? Omurgalar, bel ağrılarının hepsine çok iyi geliyor. Vallahi bak. Masaj ister misin abiciğim? Merhabalar. Özel yağlarla vücudunuzu keşfetmek istemez misiniz? Kesemese de yaparız gerekirse. Kir de kalmaz. Bak beyefendi eklemlere çok iyi geliyor. Dirsekleri böyle omurgalarımın hepsine çok iyi geliyor. Bekliyoruz. Kaçırma. İndirimli benden. Masaj var, sauna var, hamam var. Teyzeler, ablalar. Aferin çocuklar. İyi iş çıkardınız. Geri dönüşler çok fazla. Bu sektörde sizin gibisini bulmak çok zor. Teşekkürler abi. Yani patron. Yeteri kadar yoruldunuz. Sırada sizi dinlendirmek var. Oğlum Sado kovulduk lan. Sordum ama ben sana yeteri kadar sevinmek için erken değil mi diye. Bak gördün mü? Ya. Ne kovulması? Sizi kaybetmek ister miyim hiç? İstemez misin? E biz niye dinleniyoruz ki o zaman? Size bedava masaj ayarladım. Gidelim bir güzel rahatlayalım. Hak ettiniz. Yok. Teşekkürler patron da ben şahsi olarak ellenmeye karşıyım. Vallahi ben ellenirim patron. Olmaz öyle şey. En kıymetli elemanlarımın rahatlığı benim için çok önemli. Oğlum Sadun, herif beni anamla babamdan daha çok düşünüyor lan. Vallahi şerefsizim bak, çok güzel adam lan. Fazla güzel ama. Oğlum Sadun, sen niye böyle yapıyorsun? Bak patronumuzu niye üzüyorsun? Bak o bizim iyiliğimizi istiyor Sadun. Tövbe tövbe. Bak ama fazla kurcalar varsa ben kaçarım, söyleyeyim baştan. Sonunda bana teşekkür edeceksiniz. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi çocuklar. Ona bakacağız. Teşekkür eder miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne besmelesi lan? Kahve mi burası? Bereketin ne sana ne? Oğlum o besmele bizim için. Başımıza bir şey gelmesin diye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin yakışıklı. Tövbe tövbe. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Misafirlerimle en güzel şekilde ilgilenmesini istiyorum. Buradan mutlu ayrılmanı istiyorum. Tamam mı? Nasıl isterseniz. Dokuzu. Dokusun oğlum. Nereye gidiyorsun lan sen? Ha? Oğlum ne yapıyorsun sen millete? Ulan Sado anlamadın değil mi? Mutlu sonla bitiyor lan burası. Mutlu sonla bitiyor oğlum. Hani düzgün bir yerdi lan burası. Düzgün merak etme. He? Düzgün. Hani düzgün bir yer lan? Ne lan görsün sen be? Düzgün yer olsa iki bebeğinin yapacağı reklamla mı yürür burası? Havuzlu savunma mekan mı sandın burayı? Ulan ben seninle broşürünün de şimdi. Sado oğlum Sado dur. Polis bu bir baskındır kimse kımıldamasın. Bırak lan geç kenara geç kenara. Al bu adamı biriniz yukarı çıksın biriniz aşağı çabuk. Daha vurmadım ki ben memur bey. Komiserim yemin billah biz bir şey yapmadık biz suçsuzuz zaten ya valla. Kes uzat elleri. Ulan Sado Allah'tan besmeleyle girdik kardeşim. Bak bir de giremeseydik FBI falan çıkardı değil mi? Ne o? Türk polisini beğenemedin herhalde. Yok komiserim estağfirullah olur mu öyle şey? Ben sizin en büyük hayranınızım ben sizin ya. Hadi hadi bakalım bize sizi beğenecek miyiz? Selamun aleyküm evladım. Benim torun buradaymış. Adı ne amca? Sadık Uzun. Bir yanlışlık olmuş herhalde. Alayım diye geldim. Buraya herkesi yanlışlıkla alıyoruz zaten. Doğru adam bir bulamadık. Estağfurullah evladım. Bulursunuz da benim torun yanlış olmuş. Aslında etliye sütliye pek karışmaz bizim oğlan. Vallahi karışacağına karışmış amca. Seninki fuhuştan içeride. Ne diyorsun? Oğlum müdavim olduk lan buranın. Dedem gelsin gösterecek bana müdavimi. Artık 5 sene falan evden çıkarmaz beni. Kaderim mi uymuş be Sadun? Ben seni ziyarete gelirim ya. Evini biliyorum zaten.
Dede. Hadi serbestsiniz. Dedene şükret. Yaşlı başlı adam. Daha fazla üzülmesin diye salıyoruz sizi. Dede vallahi benim bir suçum yok. Üzülme lan, affeder. Bana kızdığını değil ki. Onu üzdüğümü üzülüyorum.